Başlayayım. İsmim Cevahir. PLM danışmanı olarak çalışıyorum 4 yıldır yaklaşık informatikte. Webinar içeriği şu şekilde olacak. Önce bir çok kısa PTC ve informatik firmalarından bir bahsedeceğim. Daha sonra Windchill PLM'in yetenekleri çok kısa olarak tabii ki. Çünkü asıl bugünkü konu bulutta Windchill PLM'in kullanılması. Windchill PLM paketleri ve bu bulut çözümünde işte sunduğumuz lisanslama modeli. Daha sonra bulut hizmet tiplerinden bir bahsedeceğim. Genel olarak dünyada kullanılan, hani bizimki hangisine giriyor? Onu da anlamanız açısından. Çünkü yani birçok firmanın farklı şekillerde sunduğu bu cloud hizmetleri var. Onlardan bir bahsedeceğim. Son olarak da bizim Informatik Innovation, Informatik PLM olarak sunduğumuz bu cloud tekliflerinden bahsedeceğim. Yani paketin içeriğinde neler var, nasıl bir şey bekliyor sizleri diye. Şöyle devam edelim. PTC ve Informatik Innovation. Şimdi informatik, yani 25 yıl yazıyor burada. Eski de kalmış biraz. Yaklaşık 30 senelik bir firma aslında. PTC partneri Türkiye'de. Yaklaşık 30 yıla yakın süredir. Geçtiğimiz 2-3 sene önce İspanyol bir firmanın bünyesine geçiyor. Integral grubun aslında. Ve bizim şu anda işte şöyle geçersek, evet onu sunuma koymamışlar herhalde. Şu dönemde aslında İspanya'da işte İspanya'nın farklı şehirlerinde, Barcelona'da, Madrid'de, Bilbao'da, Zaragoza'da, Portekiz'de, Porto, işte Brezilya'da ve Türkiye'de aynı informatik gibi danışmanlık firmaları var Integral grubun. Biz de onların aslında Türkiye'deki ayağıyız. Ve çok uzun yıllardır CAD ve PLM alanında özellikle implementasyonlar yapan bir firma informatik. Ben de bahsettiğim gibi yaklaşık 4 yıl geçti. Bu firmada çalışıyorum. PTC firmasından da bahsedersek, informatik firması ve bu Integral Group aslında PTC'nin çözümlerini sağlıyor Türkiye'de ve Avrupa'da. PTC dev bir yazılım firması. İşte 6.000'den fazla çalışan olan bir firma. Ve birçok alanda uçtan uca çözümler sağlayan bir yazılım firması aslında. Amerikan menşeli bir firma. Bu çözümler şunlar genel olarak. CAD tarafında biliyorsunuz Creo. Eski adı da ProEngineer. PLM tarafında Venture platformu. İşte ELM çözümleri var. Integrity. Servis tarafında, SLM tarafında yani Servigistics. Ve şu an işte yeni yeni. Aslında çok da yeni değil. PTC bayağıdır uğraşıyor bu alanla. IoT alanında ThingWorx platformu. Ve artırılmış gerçeklik tarafında, augmented reality tarafında Vuforia AR çözümleri. Var PTC'nin. Şimdi bugün tabii genel olarak şu Winchill PLM çözümü ve bunun bulutta kullanımı ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım aslında. Ve asıl amaç burada yani PLM'de PDM tarafı yani Winchill'in PDM tarafında CAD data yönetimini çok daha böyle yatırım maliyetini düşürerek Winchill bulut tarafında yatırım maliyetini de düşürerek ilk yatırım işte donanım yatırımı maliyetlerini vesaire ve lisans maliyetlerini de aynı şekilde minimuma indirerek yıllık abonelik şeklinde bulutta PLM'i ve PDM'i nasıl kullanırsınız? Yani genel CAD data yönetimi özellikleri, doküman yönetimi, işte multi CAD data yönetimi, değişiklik yönetimi vesaire bunları nasıl kolay bir şekilde kullanabileceğiz bulutta? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi PLM'in yetenekleri şu şekilde. Yani PLM sistemi dediğimizde bu ara çok popüler kavramlar var. İşte Digital Twin, Digital Thread şeklinde. Burada Digital Twin'den başlayalım. Dijital ikiz, ürünün dijital ikizi sizin fabrikanızda ürettiğiniz ürünün bu PLM ortamındaki aslında tam olarak yansımasını ifade ediyor. Bu farklı PLM sistemlerinde farklı şekillerde ifade ediliyor ama bilenler için bizde Winchill Part dediğimiz aslında şu Winchill Part olarak ürünü dijital ikizini sistemde gösteriyoruz. Ve bu bir life cycle'da. Bu product life cycle management'ta life cycle fazlarıyla sistemde yaşıyor. Yani sistem tasarım işte tasarım mühendislerimiz ürün tasarlarken PLM'de bu Winchill Part tasarım fazında oluyor. İşte ürünü
yayınladığımızda yayını fazına geçiyor. Ürün teste gittiğinde işte PLM'de test fazına geçiyor. Ve bununla ilgili birimlere görevlendirmeler yapılıyor. Yani ürünle birlikte dijital ortamda yaşayana digital twin diyoruz. Ve digital thread'de aslında bu hani single source of truth deriz ya, doğrunun tek kaynağı olan yer PLM. İşte bu PLM, ERP, CRM gibi sistemleri bütünleşik olarak düşünürseniz bunların hepsi, yani doğrunun asıl datanın, aslında bütün bilginin tutulduğu yer digital thread olarak adlandırılıyor bu kurumsal sistemlerde. Winchill de bir aslında digital thread platformu ve içerisindeki işte Winchill partner kullandığınız sizin ürünün dijital ikizleri oluyor, digital twinler. Bu şekilde bir sistem sağlamış olacağız aslında size PLM tarafında. Bunda neler yapabileceksiniz? Yani PLM ortamında bu ilk hani giriş paketi gibi olacak biraz, çünkü PLM çok derya deniz bir alan. Yani genel olarak PLM'in yapabildiği yeteneklerden bahsedecek olursak, bu çok detaylı. İşte gereksinim yönetimi, işte test süreçlerinin yönetimi, mekanik CAD data yönetimi, elektronik CAD data yönetimi aynı şekilde. İşte model based definition dediği model bazlı bu tanımlamalar, artık 3D işte şeyler çıktı, 3D teknik resimler. Orada işte model based tanımlamalar yapılıyor Creo tarafında ve bunların PLM içerisinde yönetilmesi. Görselleştirmeler, visualization'lar, gömülü görselleştirmeler ve bunların işte review süreçleri, Creo View uygulaması mesela bilenler için. İşte AR, artırılmış gerçeklik, işte görünümleri bu Vuforia platformunda bu datanın direkt olarak paylaşılması ve bu Vuforia View ile görüntülenmesi, orada bazı diğer AR uygulamalarının yapılması vesaire. Döküman yönetimi tabii ki ve döküman online yayın süreçleri paylaşılması ve burada işte birçok gördüğünüz BOM yönetimi, Secure Collaboration, bahsedeceğiz bundan birazdan. İşte opsiyon varyant yönetimi, konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi, bunlar PLM sistemlerinde genel olarak kullanılan, en çok kullanılan işte fonksiyonlar, yetenekler diyeyim. Ve Winchill'de de aynı şekilde. Bu arada Winchill PLM'de, yani dünyada yaklaşık 1,5 milyondan fazla kullanıcısı olan, yani sınıfının en iyi PLM yazılımlarından bir tanesi. Çok kabul görmüş. Dünyada da, Türkiye'de de yani en iyi firmalar tarafından tercih edilmiş bir çözüm. Winchill PLM çözümü. Şimdi hangi özellikleri kullanacağız bu bulutta PLM'i kullanırken? Tabii ki hepsine de erişebiliriz. Ama düşük maliyetli olarak ilk fırsatta çoğu firmanın direkt ihtiyacı olabilecek çözümler. Birincisi, bu Winchill'in search fonksiyonu. Yani bu sistemde doğru işte single source of truth dedik ya, bütün data sistemde çeşitli objeler olarak kaydedilmiş durumda. Ve herkes bir web browserından, bir web arayüzünden bu datalara ulaşabilecek. Tasarımcı CAD datasına, işte bir kalite mühendisi, bir satın alma mühendisi kendiyle ilgili dokümanlara ya da üretimden birisi işte tasarımın en güncel yayınlanmış haline çok gelişmiş bir search fonksiyonuyla ulaşabilecek doğru kaynaktan. Yani burada ilk engellemeye çalıştığımız, herkes yani sistemde arama yaptığında doğru datayı bulsun. Tasarımda işte B revizyonu varken üretimdeki A revizyonuna bakmıyor olsun. En basit haliyle bunlar. Daha sonra content management. Bu aslında content management dediğimiz içerik yönetimi. Yani PDM dediğimiz kısım, core PDM dediğimiz kısım. CAD data yönetimi de bunun içerisinde. Mesela şu yukarıda gördüğünüz, bu arada yani illa Winchill PLM kullanıyorsunuz diye Creo ile CAD data yönetimi yapacağız diye bir şey yok. PTC ürünü olan Creo ile. Yani hiç fark etmez. Bu arada sadece mekanik CAD data yönetimi de gelmesin aklınıza. İşte buradaki gördüğünüz SolidWorks, NX, CATIA, AutoDesk Inventor, işte ya da işte AutoCAD, CAD tarafında ya da eCAD tarafında Altium, Mentor Graphics, Zupyan, işte burada yazmayan Eplan, mesela bu tarz CAD programlarıyla entegre olarak çalışabiliyor. Hani multi CAD data yönetimi diyoruz. Buradan gelen çıktıları zaten o az önce bahsettiğim Digital TV'nin dijital ikizinin altına bağlıyoruz sistemde. Content management yapacağız. Yani CAD data yönetimi ilk amaç diyebilirim. Döküman yönetimi, CAD data yönetimi, CAD dokümanı yönetimi de diyoruz. Daha sonra Enterprise Visualization dediği görüntüleme, Creo View uygulamasıyla bu CAD datalarının görüntülenmesi, sadece CAD değil, dokümanların da aynı şekilde görüntülenmesi, 2D ve 3D dataların görüntülenmesi diyelim. Bu fonksiyon olacak. İşte proje yönetimi gene aynı çok MS Project'te benziyor ama artıları var.
Nasıl artıları var? Yani proje planlarını gene sistemde oluşturuyorsunuz aynı bir normal proje yönetim yazılımı gibi. Ama bunun içerisinde proje planındaki tasklarla, aktivitelerle ürünü ilişkilendiriyorsunuz direkt. Ve mesela işte bir proje taskınız, teknik resmi oluşturunuz diye bir görev var. Tamam oluşturdum diye görevinizi kapatıyorsunuz ama oluşturduğunuz teknik resim de PLM ortamında olduğu için gidip onu işte bu görevin altına bağlıyorsunuz. Ve bunu işte kontrol edebiliyor yöneticiler vesaire. Biraz daha bütünleşik çalışıyor. Yani PDM ve Project ortamları. Project Link yazıyor zaten. Onun için Project Link ve PDM Link modülleri diyeyim. Birbirine entegre çalışıyor. Ve proje yönetimi var. AR tarafında şimdi yaptığınız tasarımı direkt AR ortamında paylaşabiliyorsunuz. Publish ediyorsunuz ve işte bu for review uygulaması mesela telefonda direkt görüntüleyebiliyorsunuz. Artırılmış gerçek şu gördüğünüz onu bir yere koyup işte patlama görünümleri vesaire bunları oluşturabiliyorsunuz. Eğer burada daha işte derinlere inmek istiyorsanız mesela bir işte montaj talimatını AR ortamında hazırlayacağız vesaire. Bu ayrıca bu for studio vesaire ekstra modüllere giriyor ama direkt sadece Winchill PLM lisansıyla diyeyim. Zaten bu artırılmış gerçeklik görünümlerini vesaire oluşturabiliyorsunuz. Ve paylaşabiliyorsunuz. Bu for review ile görüntüleyebiliyorsunuz. AR tarafı da olacak. Şimdi Secure Collaboration şu, yani mesela tedarikçi sistemi paylaştınız. O sizin bütün datanızı görmek istemiyorsunuz. Şu sağ taraftaki örnek. Siz datayı şu yukarıdaki gibi görürken o işte görmesini istemediğiniz yerleri kapatıyorsunuz. Sadece kendiyle alakalı olan parçayı direkt sizin sisteminize girip görebilecek vesaire. Bu tarz şeyleri yapabileceğiz. Konfigürasyon yönetimi tabii ki işte PLM sisteminde en iyi şekilde yönetmeyi beklediğimiz şeylerden birisi ürün konfigürasyonları. Winchill'de bu olan konfigürasyon yönetimini yapabileceğiz. Öyle diyeyim. Değişiklik yöntemiyle bütünleşik bir süreç bu da. Yani Change and Configuration Management dediğimiz kısmı direkt CM2'ya uygun bir şekilde ya da aslında sistem tamamen konfigür edilebilir. Sadece işte CM2 konfigürasyon yönetimi standartına göre değil. Herhangi bir değişiklik ve konfigürasyon yönetimi sürecini Winchill'deki bu esnek iş akışlarıyla tanımlayabiliyor olacaksınız aslında. O yüzden Change ve Configuration Management. CM2 dedim çünkü ya Türkiye'de bu aralar çok popüler. O yüzden yani genelde CM2'ye uygun mu diye soruluyor bize de. O yüzden onun dışında yani CM2 kullanmayan, işte savunma havacılıkta olmayan diyeyim daha çok mesela otomotiv gibi yerlerde kendi işe değişiklik yönetiminde kullandıkları süreçleri de tabii ki direkt aktarıyoruz. Daha sonra BOM yönetim yapabiliyorsunuz PLM sistemlerinde. Ürün ağacı yönetimi. Ürün ağacı yönetiminde işte sadece mühendislik ürün ağacı değil, eBOM değil yani. İşte üretim ürün ağaçları, servis ürün ağaçları bunların hepsini sistemde yönetebiliyor olacaksınız. Tabii ki bunların hepsi bu birazdan bahsedeceğim base pakette değil. Açıklayacağım yani paket paket aslında verilmiş. XBOM Transformation dediği oluşturduğunuz mühendislik ürün ağacından üretim ürün ağaçlarına MBOM'u, SBOM'u ya da işte o X yerine her şeyi koyabilirsiniz. Herhangi bir ürün ağacı görünümünü oluşturabiliyorsunuz sistem içerisinde. Herkes kendini ilgilendiren aslında görünüm üzerinde çalışıyor öyle diyeyim. Ve işte Product Variability Management dediği opsiyon ve varyant yönetimi dediğimiz kısım. Yani opsiyon varyant yönetimini yapabiliyorsunuz sistemde. Ürünün farklı işte opsiyonlarını, varyantlarını tabii önce tanımlıyoruz. Bunun için böyle çok esnek, kullanışlı bir arayüzü var opsiyon varyant yönetimi içinde. Sonra üretim süreçleri yönetim dediği kısım NPM Link diye bilinen modül aslında. Yani bu direkt BOM Transformation'ı biraz otomatik yapıyor. Direkt mühendislik ürün ağacından üretim ürün ağaçlarını hızlı bir şekilde oluşturmanızı ve işte bununla ilgili iş emri, proses plan vesaire hızlı bir şekilde oluşturmanızı sağlıyor. NPM Link modülü. Yine bir PLM sistemlerinde olması gereken bir şey. Bunun dışında integral komponent management dediği işte parts link gibi işte komponent yönetimi aslında. Gene bu search kısmına yani çok fazla kullanılmıyor aslında. Search kısmına yeni bir classification diye bir alan geliyor bunda. Ve orada aslında komponent yönetimini çok daha esnek bir şekilde
yapabiliyorsunuz. Parts link şöyle geçersek. Ha, bir de kalite modülleri var. Winchill PLM'de özellikle. Bu olan ön planda. Diğer PLM sistemlerine nazaran. Winchill, şu eski RELX yazılımıyla, şimdi yeni adı Winchill Risk and Reliability. Entegre çalışıyor. Ve işte kalite süreçleri, burada FMEA'lar, 8D süreçleri, risk analizleri, güvenilirlik analizleri, emniyet analizleri. Bunları yapıp direkt gene PLM sistemine entegre bir şekilde risk and reliability ile ilgili süreçleri yönetebiliyorsunuz. Bunlar yani PLM'in genel olarak özellikleri ve işte quality management dediği de kapalar, işte corrective action, preventive action'lar, uygunsuzluklar, ve ISO 9001 işte dokümanların kontrolü, kayıtların kontrolü vesaire tamamen bunlara uygun hazırlanmış aslında bir araç. Winchill'in kalite yönetimi modülleri. Daha sonra şimdi şu ekranda genel olarak dörde bölünmüş Creo, yani CAD tarafındaki çözümü PTC'nin, sonra Winchill tarafında şu yuvarlak içerisindeki PLM tarafındaki çözümü, ThingWorx IoT tarafındaki çözümleri ve bu Vuforia tarafında, AR tarafındaki çözümlerini görüyorsunuz. Yani bizim ilgilendiğimiz alan burada şu yuvarlak içindeki alan olacak. Tekrar bir toparlarsak, content management, işte proje yönetimi, BOM yönetimi, değişiklik konfigürasyon yönetimi, opsiyon varant yönetimi, npm link, işte service information management ve quality yönetimi, parsing vesaire bu modüller. Gereksinim yönetimi. Bunlar PLM'in aslında kapsamına giren kısımlar. PTC çözümleri içinde. Şimdi çözümleri biraz hızlıca, çok da uzadım bilmiyorum. Hızlıca geçmeye çalıştım. Bulutta bunları nasıl sunuyoruz? O kısma geleceğim. Winch'in PLM paketleri şu şekilde. Şurada gördüğünüz Winch'in Base lisansı var. Şimdi Winch'in Base'in içinde Core PDM dediği. Core PDM şu. Yani doküman yönetimi, işte içerisinde bu ilgi ulaşma, search, browse fonksiyonları, doküman check-in, check-out işlemleri. Daha sonra İşte CAD data yönetimi bunun içine girecek. İşte 3D, 2D görüntüleri oluşması, bunların Creo View ile vesaire görüntülenmesi, AR olarak Vuforia View'da publish edilmesi, değişiklik yönetimi ve iş akışları gene, mesela doküman onay yayın süreçleri vesaire, bu Core PDM Base lisansın içine giriyor yani. Biz bulutta bu Base lisans aslında İlk opsiyon olarak sunuyor olacağız. Tabii ki isterseniz buradaki fonksiyonlardan da kullanmak istiyorsanız bunları ekleyebiliyorsunuz ama bildiğim kadarıyla arkadaşların şu anda bulut çözümleri olarak çalıştığı kampanyada şu şekilde Base lisans kullanıcılara ve eğer bu kullanıcı aynı zamanda CAD kullanıcısı, tasarımcıysa şu sağda gördüğünüz yeşil add-onlardan ekliyoruz. Mesela Creo tasarımcısıysa işte o kişi bir Base lisans yanında Creo CAD Data Management lisansı. İşte farklı bir CAD programı kullanıyorsun, third party, işte CATIA, SolidWorks, NX vesaire. Gene Base lisans ve işte MultiCAD Data Management lisansları gibi. Yandan add-onları ekleyerek sunuyoruz Base lisansın üzerine. Ama Advanced lisansta buna ek olarak ne var? BOM yönetimi, Advanced lisans ve opsiyon varyant, Basic opsiyon varyant, Advanced lisansta geliyor aslında. Base lisansın içerisinde yok. Ve security labels dediğimiz işte bu veri güvenliği ile ilgili, bu gösterdiğim tedarikçi veriyi paylaşmak ile ilgili kısımlar Advanced lisansla geliyor. Premium lisans bir üstte de çıkarsanız işte Parts Link, Supply Management ve Bond Transformation dediğimiz işte Ex-Bond Management, işte NPM Link vesaire, o da bu kısımda geliyor. Yani lisanslama aslında artık bu şekilde oldu benim için. Eskiden çok daha karışıktı. Şu anda Base lisans, Advanced lisans, Premium diye gidiyor ve bunlara aslında bu yandaki add-onları ekleyerek kullanıyorsunuz. Öyle değil. Şimdi bu Base lisanstaki yetenekler şu şekilde genel olarak Base lisans üzerinde gidecek olursak. Arama, search, browse, Winchill ekranlarında, Winchill arayüzünde gezinme, sayfa içeriklerini görüntüleme. CAD harici olan içerikleri indirme ve görüntüleme. İşte bunlar PDF'ler, diğer dokümanlar, Excel dosyaları vesaire. 2'de 3'te model görüntüleme, Creo View direkt gömülü Creo View ile bunların görüntülenmesi. Bu arada şöyle soru var mı? Bunlara bir bakıyorum. Aynen, kayıt ediliyor mu?
Tamam. Düzenleme, bu dokümanları check-in, check-out, yani doküman yönetimi, klasör oluşturma, içeride linkler oluşturma, bunların düzenlenmesi. Base instance içerisinde. Atanmış görevlere katılım dediği tasklar, iş akışlarındaki size taskların gelmesi. İşte Winchell'in bu direkt base fonksiyonları olan zaten işte discussion'lar, home sayfasında Winchell'in gördüğünüz her şey bunun içerisinde var. İşte doküman oluşturma, güncelleme dedik. Konfigürasyon ve değişiklik yönetimi. Yani değişiklik yönetim objeleri işte problem raporları, change request'ler, ECR'lar, değişiklik talepleri yani işte değişiklik bildirimleri. Bunların kullanılması. Proje yönetimi bu arada. Project link de içerisinde var. Base instance'ın. İşte raporlar oluşturma, görev oluşturma, task oluşturma, bunları yönetme. Şöyle ilerlersek. İşte temel PDM demiş. Tekrar ya temel PDM'den kısa şu. İşte bu lifecycle fazlarını bu objelerle birlikte oluşturma. Objelerin işte bir işte in work, release, cancel lifecycle fazları ile bu PLM ortamında oluşturulması bu dokümanların ya da CAD datalarının ve bunların iş akışlarının yönetilmesi kısmı PLM ortamında. Tekrar görüntüleme, tasarım işbirliği. Yani aynı şeyler. Base dediğimizde bunlar oluyor. Şimdi base'e ek olarak işte bu mesela tasarımcılar CAD Data Management add-on'unu eklediğinde yani şurada göreceğiz mesela. Base'e ek olarak işte Creo Data Management Visualization geldiğinde tasarımcılar Creo'dan içeriye ya da diğer bir CAD programından içeriye dataları gönderebilecekler. Şöyle bir şey var. Mesela görüntüler 2'de 3'de datalarda zaten otomatik olarak Creo View görüntüleri oluşuyor ama işte şey yapacaksak mesela Word Excel dosyalarında da görüntü oluşturacaksak 2'de bunlar da aynı şekilde yani dokümanların da görüntüleri Creo View'de açılacak şekilde oluşturulabiliyor. Bu Creo View içerisinden anotasyonlar, işte validasyon, verifikasyon çalışmaları Creo View içerisinden yapılıp PLM'e entegre olarak yönetilebilecek bu tarz süreçler genel olarak Base instance özelinde. Şimdi bulut kısmına geldik. Yani Winchill PLM tarafı aslında hızlı bir şekilde bu yeteneklerden bahsetmeye çalıştım. Şimdi bulut hizmetleri kapsamında şöyle bir bilgi vereyim öncelikle. Bulut dediğimizde şöyle dört tane kavram var. SaaS bunların en çok duyulanı. İşte Software as a Service dedikleri. SaaS kavramı. Şimdi bulutta aslında Platform as a Service, PaaS dedikleri ve IaaS dediğimiz Infrastructure as a Service diye bulutun farklı konseptleri var. Ve on-premise. Şu anda normalde kullandığınız mesela bir CAD programı siz aldığınızda on-premise lisansa giriyor bunlar. Yani şöyle, şurada gördüğünüz her şeyi kendiniz sağlıyorsunuz. Bunlar nelerdir? İşte uygulama. Önce alıyorsunuz. Data, kendi bilgisayarınızda bunun çalışma dosyaları. Mesela on-premise kullanılan bir yazılımın çalışma dosyaları kendi bilgisayarınızda. Operating system, kendiniz Windows'a Windows, işte Linux'a Linux, bunu temin ediyorsunuz. Görselleştirmeleri gene kendi serverlarınızda yapıyorsunuz. Diğer tüm sunucular, Winchill'in kullandığı serverlar, Winchill sunucusu. Depolama, işte bunların backupları, hepsi sizin IT'nin sorumluluğunda olan şeyler. Normalde. Bunun en uç noktası SaaS, hepsi outsource ettiğiniz şeyler oluyor bunda da. Yani bu arada yani bu özellikle şu yaşadığımız süreçte, herkesin evden çalıştığı bir süreçte çok ön plana çıkmış durumda bu Software as a Service kavramı. Böyle çalışan bir CAD yazılımı da var aslında. Direkt buluttan çalışan Onshape diye gene bir PTC ürünü mesela. Yani sadece PLM'de olan bir şey değil bu. Tabii ki yani her programı SaaS olarak Software as a Service konseptinde yani bulabilirsiniz. Onshape de direkt bir web browser içerisinde çalışıyor mesela. Bir CAD programı aslında ama işte client'a kurulum yapmıyorsunuz. O şekilde PTC de yeni bünyesine kattı. Şimdi Winchill Bulut'ta nasıl kullanıyoruz? Şuradakilerin hepsini biz sağlıyor olacağız. Yani şöyle bizimki aslında tam SaaS, PaaS şu arada oluyor. Çünkü ya uygulama evet, uygulama da bizim tarafımızdan sunucuya kuruluyor. Data da bizim tarafımızdan sunucuda yönetiliyor. Mesela CAD admini, PLM admini kısımlarında eğer tam bir SaaS hizmeti olduğunda şöyle oluyor. Yani direkt mesela size birini atayıp
Onun sürekli orada dışarıdan outsource ederek size yıl boyunca danışmanlık yaptığı bir model gibi düşünülebilir PLM süreçleri için. Bu öyle değil. Yani gene içeride PLM süreçlerini yönetecek sizin tarafta bir arkadaş olacak. Ama onun dışındaki her şey, mesela şöyle bakarsak depolama, sunucular, işte görselleştirme, işletim sistemi, işte middleware dediği ara katman yazılımları, işte bunda Winch'in de kullandığı bu tarz yazılımlar var. Mesela Apache Web Server. Bunun sağlanması, kurulumu, bakımı. İşte runtime dediği direkt Winch'in çalışma dosyaları ve run çalışma boyunca ihtiyacınız olan bakım çalışmaları. Mesela işte logların incelenmesi, SQL tarafında işte bakımlar, işte ne bileyim depolama tarafında işte server doldu vesaire. Bu tarz şeyler hiçbiriyle ilgilenmeyeceksiniz. Yani tek yapacağınız bu buluttan bunu kullandığınızda şu şekilde çıkalım şuradan. Bir web browser'a Winch'in URL'lerinizi yazmak ve burada çalışmak. Ben şu şekilde, bakın mesela ben şu an Chrome sayfası içerisinde Winchill'i kullanıyorum. Ürün burada, ürün ağacım burada. Bunu kedi atalım burada. Yetkilerim dahilinde sisteme login oldum ve kullanıyorum. Server'la vesaire Winchill sunucusu tarafıyla hiçbir şekilde işiniz olmayacak bunu buluttan kullandığınızda. Onu biz sağlayacağız. Onu da nasıl sağlayacağız? Şöyle inebilirsem bir aşağıya. Şimdi şöyle. Öncelikle şimdi SaaS dediğimizde neleri sağlıyoruz? İşte veri merkezi fiziksel tesisi binası demiş. İşte veri tabanının kendisi, SQL veri tabanı. İşte güvenlik duvarları, firewall'lar ve güvenlikle ilgili mesela böyle buluttan kullanımlarda şöyle çekinceler oluyor insanların. Datayı başka bir yere yolluyorum kendi datamı diye. Ama aslında daha güvenli bir ortam olduğunu yani söyleyebiliriz bulut ortamlarının. Öncelikle bu firmalar çok ciddi sertifikasyon süreçlerinden geçiyorlar. Yani sizin kendi bünyenizde IT tarafında yaptığınız çalışmalardan daha fazla güvenlikle ilgili sorumlu olduklarını hani düşünebilirsiniz. Örneğin mesela bu serverları IT tarafında bir odada tuttuğunuzda o odayı herkes biliyor. Datanın nerede olduğunu aslında herkes biliyor. Hangi sunucuda olduğunu vesaire. Bunda yani asla bunu bilmiyorsunuz. Sadece bununla ilgili anlaşma yaptınız. NDA kapsamında anlaşma yaptığınız bir firma var. Ve bunu orası biliyor. Ve datanın güvenliğinden tamamen onlar sorumlu. İşte sunucular ve bunu yani çok fazla kullanıyorlar. Yani bildiğim kadarıyla mesela PTC Winch ile işte Navi, Amerikan donanması bile işte bulut üzerinden kullanıyor. Yani sadece savunma sanayi, havacılık firmaları bile kullanıyor. Çok ciddi işte veri güvenliği ile ilgili zorunlulukları olmasına rağmen. İşte sunuculardaki depolama, bunlar hep bizim tarafımızdan sağlanacak. İşletim sistemleri aynı şekilde işte Windows Server 2019 mesela tarafımızdan sağlanıyor. İşte database'in yönetimi, SQL Server database'i tarafımızdan sağlanıyor. Bunun bakımı, backup'ları vesaire. Uygulamalar gene aynı şekilde tarafımızdan server'a kuruluyor. Sadece dediğim gibi cloud'dan login olup hani adeta böyle bir Facebook'a login olur gibi PLM'i kullanacak herkes. O şekilde bir model düşünüyoruz. Şimdi bu modelde de aslında şöyle paketler çalışmış arkadaşlar. Hani neleri nasıl sağlıyoruz? Mesela işte önce donanım tarafında, yazılım tarafında, PTC yazılımı tarafında, diğer third party yazılımlar, PTC yazılımları ve servis tarafında sağladığımız şeyler var. Bunlar işte tabii ki bir donanım tarafında bir server. Fiziksel bir server. İşte burada 4 çekirdekli ve 16 GB RAM'li. İşte 4 çekirdek 24 GB RAM. Ve işte daha bunu yükseltebilirsiniz. Şu anda bunun 4 model çalışmışlar. İşte mesela şundan bir tanesinden gidersek diyelim şu en alttakinden gidelim. 6 çekirdek bir bilgisayar, 32 GB RAM, işte 500 GB SSD hard disk, işte 100 megabit'e kadar bir internet hızı ve işte firewall vesaire donanım tarafında bizim tarafımızdan sağlanıyor. İnformatik tarafından. Aynı zamanda işte bu sunucuya Windows Server 2019 işletim sisteminin kurulması, SQL Server işte 2019 işletim sisteminin kurulması, işte SSL sertifikasyon, işte HTTPS sağlanıyor. Winchill 12'yi, işte çıktığında 12'yi, şu anda 11.2'yi kurulumları ve Winchill
Şöyle yaptık başlangıçta. Yani 5 kullanıcı için mesela 5 tane Winchill Base lisansı. Bunlar CAD kullanıcısı ise 5 tane de CAD Data Management Visualization lisansı da bu sunucuda tanımlıyoruz. Eğer işte bundan fazla bir kullanım olacaksa ya da işte daha az olacaksa vesaire ya da Base değil 2 tane de Winchill Advanced kullanıcısı istiyorum diyebilirsiniz. Onun için işte ayrı tabii ki çalışılır. Ama hani bunu böyle bir paket halinde genelde hazırladıkları için bu şekilde vermiş arkadaşlar. Ve servis tarafında da işte kurulum, sistemin kurulumu, konfigürasyonu, CAD Data Management eğitimi, Winchill'de CAD Data yönetimi nasıl yapılır? Bunun eğitimi 2 gün kadar sürüyor. 2, 2,5, 3 gün de olabilir. Daha sonra bir metodoloji training, yani ilk data yükleme. Sisteme nasıl data yüklersiniz? Bir günde Go Live Support dediğimiz, hani canlı sisteme geçtikten sonra yerinde destek aslında bu. Sistemi son kullanıcıya, sistemi nasıl kullanacağı ile ilgili. Bu şekilde paketlerle bulut teklifini sunuyor informatik. Burada şöyle, şöyle bir geriye gidecek olursak. Şurada varmış. Donanım tarafında bir Microsoft partneri olan Intercom firmasıyla çalışıyoruz. Sağda gördüğünüz Intercom. Yani bu donanımı şöyle işte az önce bahsettiğim Windows Server. Bu serverın fiziksel olarak bulunduğu yer. Bunun içinde SQL Server Database'i vesaire. Yani buradaki depolamanın yapılacağı işte bu. Bütün yani az önce bahsettiğim bütün donanım Intercom bünyesinde olacak. Bunun bakımı, backup'lar, yani tüm sorumluluğu biz de aslında oradan outsource ediyor olacağız. Biz PTC yazılım tarafında, PTC software tarafında informatikten destek alacaksınız. İşte bu yazılımla ilgili teknik destek vesaire bu tarz süreçler bizde olacak. Backup, upgrade vesaire hızlı bir şekilde yapabiliyor olacaksınız. Şimdi burada bahsedeceğimiz aslında çok da fazla bir şey kalmadı diyebilirim. Sorular varsa şimdi soruları alabilirim. Soruları nasıl okuyoruz? Şuradan okuyoruz. Mevcut paketlerden bu pakete geçiş mümkün mü? Şimdi mevcut paketlerden buna geçiş mevcutta zaten şimdi bunun amaçlarından bir tanesi ilk yatırım maliyetini azaltmak. Şimdi bir yıllık abonelik şeklinde çalışacağı için şimdi bahsetmemde şöyle bir şey var. Şimdi yıllık abonelik şeklinde çalışacağız. Yani siz bu Microsoft'un işte ya bu bulut paketine yıllık bir ücret ödeyeceksiniz. Ücretleri bu arada tam bilmiyorum. Ve her yıl bunu yenileyeceksiniz. Hem PTC lisanslarını hem işte bu Windows lisansları vesaire hepsi SQL lisansları hepsi birlikte yenileniyor olacak. Yıllık olarak. Şimdi ilk yatırım mevcut pakette kullanıyorsanız zaten IT tarafında bir ilk yatırımı yapmış. Ve bu serverlara vesaire yani belli paraları zaten ödemiş oluyorsunuz. O mevcut paketten buna geçiş çok mantıklı olur mu? Hani ondan emin değilim ama mümkün olur mu? Evet mümkün olur. Yani mevcut sunucularınızdan bizim Cloud'daki Winchill sunucumuza migration dediğimiz yani data migration yapabiliriz. Oraya yeniden işte gerekli kurulumları yapıp bundan sonra Cloud'dan devam edecek şekilde yapabiliriz. Yani bunu ayrıca evet konuşabiliriz. Teknik olarak bir engel yok. Şimdi şöyle atalım. Bir yıl sonra aboneliği yenilemezsek datalar ne olacak, nereye gidecek diye yazılmış. Şimdi şöyle, bir yıl boyunca diyelim ben dataları PLM'e aktardım. Daha sonra, yani hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık bu arada. Hani PLM'den ben vazgeçiyorum, datalarımı lokalde yöneteceğim artık Windows'a tekrar diye bir şeyler. Ama böyle bir şey olursa onun desteğini sağlayacağız. Yani PLM'deki datalarınızı alıp gene Windows'ta dışarıya export et. Normalde biliyorsunuz PLM'de data güvenliğinden dolayı bütün bu CAD dataları, CAD dataları, işte Creo dataları neyse içeride şifreli olarak duruyor. Yani onu içeride PRT dosyası olarak bulamıyorsunuz. Onları çözüp diyeyim o şifreleri. Datayı dışarıya export alacağız. Ve o şekilde teslim ederiz. Subscription iptali durumunda bir yıl sonra. O süreç o şekilde olur. Fiyat bilgisi alabiliyor muyuz? Fiyat bilgisini şu anda alamıyoruz. Ben de açıkçası bilmiyorum teknik tarafta olduğum için. Ama bunun için direkt informatikle
iletişime geçebilirsiniz. Fiyat kısmı ile ilgili olarak, yani bunun şurada şimdi farklı farklı modeller var. Şurada gördüğünüz. İşte donanımın ne kadar iyi ise ona göre tabii işte fiyatlama biraz değişiyordur burada. Ama gördüğüm kadarıyla Winch lisans sayıları aynı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela disk 500 GB ama bir süre sonra bunu artırmak gerekti. İşte onu üstüne ekstradan koyarak artırılabiliyor olacak bunlar tabii ki. Çünkü bir süre sonra 500 GB yetmeyecektir. Diyelim 2 sene sonra. Bunlar gerektiğinde artırılabiliyor şekilde olacak bu arada. İlk CAD dataların aktarımında destek sağlıyor musunuz diye de bir soru var. Şimdi ilk CAD datası aktarımında dediğim gibi şurada. Evet, nerede? Şurada. Go Live Support, Loading Methodology Training. Bunlar şu şekilde oluyor. İlk data yüklemenin zaten bir sıfırdan data yükleme eğitimi ve içerideki mevcut datanın çalışılması, dışarıya check-out edip check-in olması. Bu eğitim şeklinde veriliyor zaten. Ve daha sonrasında da Go Live Support'ta işte burada bir günlük şey koyulmuş. Yerinde destek. Burada da işte ilk datanın aktarımı öğretiliyor diyeyim. Ama şöyle bir şey talep gelirse, işte bizde çok fazla data var, bunu sisteme siz atın gibi bir talep olursa, yani orada gün sayısına göre yani bir ücretlendirme ekstradan bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Ama yani genelde firmaların da tercih ettiği dataları nasıl atılacağını öğrenip kendilerini sisteme atması oluyor. O şekilde cevaplamış olayım bunu da. Şimdi başka bir soru var mı? Evet, başka bir soru yok sanıyorum. Şimdi mail adresimi de burada yazmamışım ama direkt konuyla ilgili bir başka bir soru olursa bana da daha sonra mail gönderebilirsiniz. Direkt informatikle bu mesela fiyat sorusu gelmiş. Onunla ilgili bilgi alabilirsiniz. Direkt informatik iletişime geçebilirsiniz. Size ilgili bilgileri aktaracaklardır. O yüzden teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok uzun tutmamaya çalıştım. Webinarı sonlandırıyorum burada. Başka soru yoksa.